Bu dersimizde de nesne yönelimli programlamanın en önemli özelliklerinden biri olan kalıtım yani inheritance konusunu anlatmaya çalışacağım. Bu ders biraz teorik ağırlıkta olacak. Pratiğe geçmeyi yani kod yazmayı pek düşünmüyorum. Çünkü nesne yönelimli programlama kavramları hani kitapta okursunuz, hocanız söyler veya bir yerde duyarsınız oldukça anlaşılırdır, kafanıza oturur. Ama bunları uygulamaya geldiğinizde neyi nerede nasıl kullanacağınızı bilemeyebilirsiniz. O yüzden bunun tam olarak mantığını anlatmaya çalışacağım. Bu ders bunun üzerine geçecek. Bilen arkadaşlar geçebilirler. Ben kalıtımı biliyorum. Sadece Dart'ta nasıl oluyor diyenler bir sonraki videoya geçebilirler. Ama bilmeyen arkadaşlar için elimden geldiğince açıklamaya çalışayım. Şimdi biz dedik ki nesne yönelimli programlama gerçek hayattaki objelerin, nesnelerin, olayların programlamayı anlatma şeklini tasvir eden yapılar. Yani bir sınıf tanımladık diye nesne yönelimli programlama olmuyor. Bütün konsepte biz bunu diyoruz. Haliyle daha öğreneceğimizde çok şey var. Mesela kalıtımı bu dersi inşallah halledeceğiz. Nedir kalıtım? Günlük hayatta bir adamımız vardır. Sonra gider bu hayatın aşkıyla tanışır. Bu da böyle bir abla olsun. Bunlar evlenirler, parklanırlar. Sonrasında bir çocuk dünyaya gelir, değil mi? Hani gerçek hayattaki genetik kalıtımdan mesela çok farklı bir durum yok aslında burada. Ne oluyor burada? Anne ve babanın özellikleri ne oluyor? Çocuğa aktarılıyor. Yani kalıtılıyor. Ve biz buna parent diyoruz, değil mi? Hani İngilizce'de zaten direkt parent diye geçer. Yazılımda da biz buna mesela üst sınıf diyeceğiz. Parent sınıf diyeceğiz. Ana sınıf diyeceğiz. Sonrasında dediğimiz gibi bu anne ve babanın özellikleri buna geçti. Eyvallah. Peki şöyle bir durum olamaz mı? Bu anne babada olmayan bazı özellikler çocukta kendince olamaz. Mesela bunların boyu kısa, bunun boyu 1.90 olabilir. Yani demek istediğim benzer özellikleri alır ama kendi içinde de kendine has bazı özellikleri olabilir. Bunlar çok iyi huyludur. Bu af buyurun şerefsizin teki çıkabilir mesela. Hani kendine has bir karakter yapısı vesaire olabilir. Daha sonra bu da bir şekilde evlendi, kendi çocuğunu yaptı. Haliyle ne olacaktır? Bunun özellikleri de bu çocuğa aktarılacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken şey aslında detaylı olarak, dolaylı olarak pardon, buradaki kişilerin de özellikleri bu çocuğa aktarılmış oluyor. Yine yazılımda da benzer yapımız mevcut. Benim bir tane sınıfım olacak. Şimdi gelin bunu hani koda dökelim. Bu sınıfın bazı özellikleri var. Ben bu özellikleri bundan oluşturacağım sınıflarda da kullanıyorsam eğer bir daha buradaki kodları buraya da yazmak yerine bu içeridekini şöyle kırmızıyla gösterelim bunu. Şunu bir üst sınıftan kalıtacağım. Böylece burada olan özellikler buraya yazsam da yazmasam da bunun içinde tanımlı olacak. Daha da ileri gidebilir miyiz? Evet gidebiliriz. Sonra diyeceğim ki bunun da daha has özellikleri var kendine. Onun içinde ayrı bir sınıf yapayım. Bu sefer de kırmızıyla belirttiğim özellikler bu sarıya da aktarılmış olacak. Ve sarı ile gösterdiğim sınıfta aslında hem mavi ile belirttiğim hem kırmızı ile belirttiğim hatta sarının kendine has özellikleri de olacak. İşte biz buna kalıtım diyoruz. Şimdi kalıtımın peki bu kadar önemli yapan ne? Yazılımcılar mümkün olduğunca az kod yazmak ister. Yani buradaki amaç zamandan kazanmak vesaire değildir aslında. Bakımı kolay, testi kolay, yapılar oluşturmak. Ayrıca dışarıdan kodunuza bakan insan buradaki ilişkiyi de görmeli. Peki ben nerede kalıtım kullanacağım? Veya hani bir şeyler yapıyorum tamam kalıtımı anladım çok güzel ama ne gibi durumlarda kalıtım kullanmam lazım? Size çok küçük bir örnek vereceğim. Ve bu soruyu kendinize sormanızı istiyorum kodlarınızı yazarken. Birincisi bir sınıf oluşturdunuz bunu kullanacaksınız. İkinci bir sınıf oluşturdunuz buna da bir şeyler eklediniz. Hani bir şeyler dediğim instance variable veya metotlar. Şimdi bu yazdığınız iki sınıfta da aynı property yani aynı instance variable'ları tanımlayıp aynı metotları oluşturuyorsanız orada bir kendinize durup şunu sormanız lazım. Acaba ben burada kalıtımı kullansam olur mu diye. Peki buna karar verirken ne yapmanız lazım? Burada da şunu demeniz gerekiyor. Hemen yine güncel hayattan bir örnek. Hayvan veya hayvan demeyelim. Canlılar var değil mi? Canlıların da 3 çeşidi var. İnsan, hayvan, bitki diye biz bunları ayırıyoruz biyolojiden. Bitki ve hayvan. Bütün canlıları tutan bir yapı oluşturdunuz. Hatta canlı dediniz, geldiniz buraya bir de cansızlar dediniz. Şimdi bunun çeşitlenmesi çok daha fazla olacaktır. Bu iki yapıyı da gittiniz mesela varlıklar diye bir sınıftan. Varlıklar. Şimdi
Ben insan sınıfını yaptım, canlı sınıfını yaptım. Acaba burada kalıtım kullanmalı mıyım? Hani her zaman bu kadar bir bariz belirgin olmayabilir ama eğer şu soruyu sorarsanız bunun cevabına göre burada karar verebilirsiniz. İnsan bir canlı mı? Evet. Bitki bir canlı mı? Evet. Hayvan bir canlı mı? Evet. Demek ki ben bu canlı sınıfından insan, bitki ve hayvan sınıflarımı türetebilirim. Çünkü aralarında is-e ilişkisi var. Yani insan bir canlıdır, bitki bir canlıdır, hayvan bir canlıdır. Mesela insan bir cansız mıdır değil. Demek ki bunu bundan türetemem. Can veya şunu diyebilirsiniz. Cansızlar bir varlık mı? Evet, cansız varlıklar. Canlılar birer varlık mı? Canlı varlıklar. Haliyle ben canlı ve cansız sınıfımı buradaki varlıklardan türetebilirim diyor olmanız lazım. Tabii ki de yapabilirsiniz. Hani hiçbir kalıtım kullanmadan bunları böyle ayrı ayrı sınıflarda yaparsınız ama bu sefer ne olacaktır? Mesela canlı sınıfında bir canlı neler yapar? Yer, içer, ölür, yaşar, değil mi? Sen bunu hem insan sınıfı için, hem bitki sınıfı için, hem hayvan sınıfı için yapmak zorunda kalabilirsin. Ve şöyle bir durum var. Hocam bitkiler uyur mu ya falan. Bunu kendine göre güzelleştirebilirsin ama sırf bir tane olaydan dolayı niye buradaki diğer öğelerden olasın ki bunları tek tek bir daha buraya oluşturasın ki? Bunları ayarlamalarını yapılabiliyor bu arada. Hani oradan yana bir sıkıntı olmasın. Birebir aynı bu özelliklere sahip olacak diye bir koşul yok. Ve bu kalıtımla beraber biz ne yapmış olacağız? Hem bir hiyerarşi kurmuş olacağız. Benim öğelerim bu şekilde büyüyebilir. Hani sınıflarım bu şekilde bir hiyerarşik ilişkiye sahip olabilir. Hem de yazdığımız kod sayısı azalacak. Daha da güzelliği, ortak özelliklere sahip olan yapıları bir alanda, bir yerde toplamış olacağız. Şöyle düşünün. Biraz daha böyle somutlaştıralım artık, bilgisayar dünyasına girelim. Array listime ben veri tabanından veri çekiyorum. Bunun içinde insanla ilgili bitki de bilgi var. Bitkiyle ilgili, hayvanla ilgili de bilgi var. Şimdi gelen veri 3 türde olabilir. Ben bir array liste bunları tutup kullanacağım mesela. Biz array liste tanımlarken ne yapıyorduk? Bir veri türü veriyorduk, değil mi? Ben buraya şimdi insan mı yazacağım, hayvan mı yazacağım, bitki mi yazacağım? Aynı yerden geliyorlar, farklı türde geliyorlar. O yüzden 3'ü için ayrı array list oluşturmak yerine ben o array listimde şunu dersem, bu array list öyle bir array list ki içinde canlı türünde veriler var. İşte o zaman aslında hem insan, hem bitki, hem de hayvan türünde verileri barındıran yapıları ben tek bir çatı altında toplamış olurum ki aslında bence en büyük güzelliği de bu olacaktır. O yüzden sınıflarınızı oluştururken aralarındaki ilişkiye de dikkat ederek oluşturursanız yazacağınız kod da azalır. Yarın öbür gün oluşturacağınız yeni özellikleri oluşturmanız da sizin için kolaylaşır. Aksi takdirde çok daha fazla kontrol, çok daha fazla kod yazmak zorunda kalırsınız. Yine Java'dan gelen arkadaşlar için söylüyorum. Java'daki bu multi, ne deniyordu ona? Çoklu kalıtım Dart dilinde de yok. Yani canlı sınıfı varlıklardan türüyorsa o kadardır. Canlı sınıfı hem varlıklardan hem de başka bir şeyden türetilemez. Bir tane üst sınıf olmak zorunda. Bu arada biz bu yapılara üst sınıf diyoruz. Mesela varlıklar canlının üst sınıfı, canlı insanın üst sınıfı, insan ise canlının alt sınıfı, çocuk sınıfı diyebiliriz. Ve gördüğünüz gibi aslında buradaki insan da dolaylı olarak ne oluyor? Bir varlık oluyor. Bu da ayrı bir detay diyebiliriz. Şimdi bu şeyleri bir silelim. Şöyle bir daha bir toparlayalım konuları. Eminim kafanıza yatmıştır. Tamam hocam, anladık. Şimdi bunu koda nasıl uygulayacağız diyorsunuzdur. Bir sonraki derste bunun basitten başlayacağız. Örneklerini yapacağız. Zaten Flutter kısmına geçtiğimizde göreceksiniz ki biz zaten kalıtımı aktif bir şekilde kullanıyoruz. Çünkü kullandığımız her yapı aslında widget dediğimiz bir sınıfın alt sınıfı olacak. Şu an Dart dilinde hani ben bir öğrenci diye bir sınıf tanımlıyorsam eğer, ya da şöyle yapayım. Öğrenciyi öncelikle mesela şöyle diyelim, personel diye bir sınıfım olsun. Personelin içinde de müdür olsun. Mesela müdürün de türü var, genel müdür. Şimdi genel müdür bir müdür müdür? Evet. Müdür bir personel midir? Evet. Hani böyle bir yapı kurduk hocam. Peki bu personelin üst sınıfı var mı? Siz yazsanız da yazmasanız da aslında Dart dilinde bunların hepsi object dediğimiz bir sınıftan türetiliyor.
Bunun da kendine has birkaç tane özelliği var. O yüzden ki ben personel bile yazsam mesela toString metodu diye bir şeye ulaşabiliyorum. Hani ben böyle bir şey yazmadım. Bu nereden geldi? Çünkü gizli bir kalıtım durumu söz konusu burada. Personel sınıfı aslında yazsak da yazmasak da object diye bir sınıftan türüyor. Nasıl ki dedik ki primary constructor, siz yazmasanız da orada parametresiz bir constructor vardır. Burada da aynı durum geçerli. Kafanız karışmasın. Aslında hep böyle eski bilgilerimizin üstüne bir şeyler koyarak gideceğiz. Yoksa kalıtımla ilgili anahtar sözcüğümüz sadece extent olacak. Onun dışında ben size kalıtımla ilgili primary constructor'lardan vesaire de bahsedeceğim ama yani önceden bildiğimiz konular olacak. Burada tek yapacağımız farklılık iki tane benzer özelliklere sahip olan sınıfı oluşturmak ve bunları birbirinden türetmek olacak. Umarım şu ana kadar her şey yolundadır. Yine yeri geldikçe farklı detaylarını, şu an anlatmayı unuttuğum şeyler varsa bunlardan bahsedeceğim. Ama bu dersimizde kalıtımı artık öğrendiğimizi, niye bu kadar önemli olduğunu vesaire anladığınızı düşünüyorum. Bir sonraki derste İlk kalıtımla ilgili kodumuzu yazacağız. Görüşmek üzere.